Kalkıyor, kalkıyor. Belediye meydanı kalkıyor. Çok güzel oldu. Değişik, tarihi bir hava kattı. Gerçekten güzel oldu. Bolu'ya geldiniz ve sizi şaşırtıcı bir durum karşı karşıya kalabilirsiniz. Siz nedir bu durum diyorsanız, ismi Garatren. Ama kendisi kırmızı Garatren olduğuna bakmayın. Bunu dinleyelim bakalım. Kaptanımız bize ne diyecek? Bunun hikayesini bize bir anlatsın. Kaptan merhaba. Merhaba abi. Bize bu Garatren'in hikayesini anlatabilir misiniz? Yani abi, nasıl başladı bu durum? Garatren aslında Bolu'ların tabiriyle Garatren koyuldu. Yani neden Garatren? O bir has bir şey mi? Şöyle, hayır. Bolu'ların şivesi şeklinde söyleyelim. Şive olarak. Aynen, şive olarak Garatren koyuldu. Evet. Aşırı şekilde ilgi görüyor. Ya dikkat ediyorum ben de. Çok, evet, aşırı şekilde. İzzet Baysal Caddesi değil mi burası? Aynen, hani? İzzet Baysal Caddesi. Aşırı şekilde ilgi gördü. Tanju Bey güzel düşündü ve herkesten de güzel evet, düşünce şeyler... olarak hani güzel düşünülmüş. Aynen. Tepki olarak da insanlar, ben de bir gün içinde evet, şöyle bir takip evet, ettim. Güzel bir evet, tepkiler var insanlarda da. Aşırı şekilde. Diğer bunu gören, çoğu illerden haberi alan gelenler ve binenler oldu. Peki size yolda sürerken... Böyle evet, ya bir durun, biz de bir binebilelim. Çok. Çok var değil mi? Aşırı şekilde. Hani şekilde. Aynen. İlk zaman zaten buradan çıkmamla valiliğe gitmem normal süre 5 dakika ama 5 dakikada gittiğim oldu. Sürekli binenler, artık inenler. Artık insanlar aynen, sonra 5 dakika sürdü. Evet. Ama Bolu için ben de çok şu an gezen olarak güzel yakışmış. Özellikle de bu evet, caddeye diyelim. Evet. Devamlı projeler gelir inşallah. İnşallah. Yani bir istiklal havası vermiş ki kesinlikle vermiş. Herkes gelen diyor, kendimi şu an İstanbul'dayım. Evet. Gitmeye gerek kalmadı. Gidecektim ama gitmeye gerek kalmadı diyorlar. İlgi alaka bayağı fazla. Bir ara sırada bile bekliyorlar yani. Valla vatandaş sırada bile bekliyor inan. Saatlerini soranlar var. Bolu'ya Garatren size yakıştı mı yakışmadı mı? Bence çok yakıştı. Yani ben İstanbul'u seven bir insanım. Evet. Bir kere gittim. Yani fotoğraf çekilmek istedim. Çektiremediydim zaten onun önünde. Evet. Burada bol bol. Bolu'da da görünce evet, önce sevindim, bir şaşkınlık sonra bir sevinç. Sevinç oldu. Güzel oldu. Peki biliyor musunuz bu Garatren'in hikayesini Bolu'da? Yani şöyle biliyorum. Garatren gecikir belki hiç gelmez diye bir şarkımız var. Böyle Anadolu'dan gelen. Evet. Bolu da hani kara denmez, gara denir aslında. Belki hani buraya trenimiz geldi, hiç gelmez dediler ama Bolu'muza geldi. Oradan kara trenimiz gelmiş olabilir bu şekilde. Şu ana kadar dinlediğimiz en güzel hikaye Bolu açısından. Yerel ağızda da kara tren değil, evet, kara tren oldu. O halde o zaman ne diyoruz? Kara tren Bolu'ya hoş hayırlı gelmiş, olsun. Hoş hayırlı gelmiş. Bolu'ların deyimiyle kara tren Bolu'ya gerçekten bir ayrı bir hava katmış durumda. Özellikle rağbet çok fazla, yeni olduğu için. Kaptan! Bunda İstanbul'daki gibi sallanarak gidebiliyor muyuz? Abi maalesef. Keşke öyle olsun. Yapma ya. Keşke. Ama bu bir eksiklik biliyor musun? Kesinlikle öyle de. Yani tedbir amaçlı. Ama sana katılıyorum. Tedbir amaçlı. Evet. Bu bir güvenlik olsun. Tabii biz de bunu bir estantin olsun. Hani böyle bir değişik kazalarla karşılaşıyor musun? Abi çok. Yani yürüyor amca. Evet. Yani bayağı basıyorum, zile basıyorum, basam yok. Yine yok. Ondan sonra karşısından gelenlere diyorlar ki hani uyarıyorlar, amca kaçıl kaçıl diyorlar. Evet. Amca onlara kızıyor, sen niye bana el hareketi yapıyorsun? Tabii böyle bir böyle bir tren beklemiyor diyor, tabii ki. Ona kaçıl diyorlar, o sen niye bana el hareketi yapıyorsun diyor. Ondan sonra beni fark ediyor. Şöyle dönüyor, şöyle yanıma doğru geçiyor. Evet. Diyor ki Bolu ağzı, bu ne la diyor böyle. İlk defa görüyor. Bir daha söyleyeyim mi? Bu ne la diyor böyle. Ama gördükten sonra da... Evet. Çünkü diyorlar mı? Adamlar yapmış ya diyor. Adamlar yapmış diyor. Aynen diyor, öyle. Diyor, aynen, aynen öyle. Helal olsun, yapmışlar diyor.